süzülüp mavi göklerden yere doğru. Omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım. Sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım. İstanbul, dünyanın sayılı metropollerinden biri. Kuşçular için de bir ayrıcalığı var bu metropolün. Ciddi bir organizasyon gerektiren posta güvercini yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Bu programda posta güvercinin özelliklerinden, posta güvercini besleyen kuşçulardan ve güvercin yarışlarından söz edeceğiz. Elektrik ve elektronik keşiflerden önceki çağlarda haberleşmenin en önemli aktörlerinden biri posta güvercini. Bu güvercinlerin en önemli özelliği kilometrelerce mesafeyi aşıp yuvalarına dönmeleri. İşte biz posta güvercini besliyoruz. Posta güvercini cami güvercinine benziyor. Fakat bunun beyni çok güzel posta güvercininin. Bir sandığın içine koyuyorsunuz, arabaya koyuyorsunuz, onu alıp Malatya'ya götürüyorsunuz. Malatya'dan salıyorsunuz, taksiden hızlı geliyor İstanbul'a. Modern bilimde çok ilerlemiş olmamıza rağmen posta güvercinlerinin yönlerini nasıl buldukları konusu bilimsel olarak tümüyle açıklanmış değil. Bu konudaki en yaygın kuramlara göre birkaç özellik tek tek ya da birlikte bu yeteneği oluşturuyor. Yuvasından çok uzaklarda salıverilen posta güvercininin hem salındığı yerin hem de yuvasının ne yönde olduğunu bilmesi gerekiyor ki gidiş yönünü saptayabilsin. Bırakıldığı yerde birkaç tur attıktan sonra bu saptamayı yapıp yolunu buluveren posta güvercininin bu becerisinde manyetik alanların, güneşin pozisyonunun, seslerin, kokuların ve belirgin yeryüzü şekillerinin etkili olduğu düşünülüyor. Ancak bu unsurların nasıl bir işleyişle etkili olduğu açıklanamıyor. Üstelik bu unsurların dışında bilinmeyen başka unsurların da olabileceği söyleniyor. Güvercinin yuvasını nasıl bulduğunu tam olarak bilemiyorsak da yuvasına dönüşünün nedenini anlayabiliyoruz. Güvercinler yuvalarına ve ailelerine çok düşkün. Bir arkadaşımdan 3 gün evvel bir yavru aldım. Hiç uçmamış. Telden dışarıyı görmüş. Kümeslerimizin arasında 2 kilometre falan var. Ben mesela dün kaçırdım onu. Kümesine gitti. Yine ona gitti. Yani. Sadece telden gelmiş. Benim uçuş grubum diyelim ki ön tarafta. Yavru şuradan dışarıdan yani buradan içeriden şurayı seyrediyor. O onun kafasına yer yapıyor. Yani hiç orayı bulamasa bile gelir burayı bulur. Şuradan gelir şuraya tellere yapışır. İçeriye girmek ister yani. O da hayvanın kendi şeyi yani. Yani kendi içinde olan Allah'ın vermiş olduğu ona bir beyin diyeyim sana. Öyle yani. Günümüzde bu kuşlar işlevsel olarak çok az kullanılıyorlar. Ancak posta güvercini yarışları birçok ülkede yaygın olarak yapılıyor. Artık İstanbul'da da büyük bir organizasyon olan posta güvercini yarışları düzenleniyor. Bu sebeple de İstanbul'da posta güvercinine büyük rağbet var. Eskiden pazarda buluşuyorduk arkadaşlarla. Diyelim ki Bayrampaşa'da, diyelim Esenler'de besleyen arkadaşlar pazarda buluşuyorduk. Birbirimizi orada tanışıyorduk. Ondan sonra posta güvercini çıktı. Daha çok kaynaşma oldu aramızda. Kelebek besliyorduk. Bango besledik. Ama bu postayı besleyince bunda heyecan hızlı. Gidiyoruz camına İzmit'ten atıyoruz. İzmit 100 kilometre. Kuşumuzu salıyoruz. Arabamıza çıkıyoruz. Arabamızdan hızlı geliyor.
Niye? Bir heyecan, spor. Birazdan genç olduğumuzdan mı spor heyecan veriyor? Bu posta kuşu bambaşka bir heyecan var. Bu sosyal hobinin buluşma, paylaşma mekanı olan kuşçu kahveleri derneklere dönüşmüş. 14 dernek var. En azından 14 tane dernek birincisi olacak her etapta. Bundan sonra bölgeler var. Her bölgeden de bir tane olacak. Bu yüzden posta güvercini insanları daha iyi tatmin ediyor. Çünkü en azından kümesin şampiyonu olacak yine. İşte köyün şampiyonu olacak. İşte bir mahallenin şampiyonu olacak. 100 kilometrenin şampiyonu olacak. 200'ün şampiyonu olacak. Bu yüzden bu kuşta çok büyük patlama var. Eskiden mesela kahve köşelerinde arkadaşlarımız bizim iki kişi senin kuşun güzel benim derken şu anda artık bu kalkmış. Salıyorsun hangisi geliyorsa onunki kimseye itiraz hakkı kalmamış. ...90'lı yıllarda hızla yayılan posta güvercini merakı... ...bugün hatırı sayılır bir düzeye gelmiş. Derneklerin 1000'e yakın üyesi var. İstanbul'da 14 derneği kapsayan posta güvercini yarışları... ...1996'dan beri yapılıyor. Yaklaşık 400 kuşçu bu yarışlara katılıyor. Yarışçılar derece alabilmek için güvercinlerini özenle hazırlıyorlar. Yavrulara önce 1-2 ay süreyle ev üstü uçuşları yaptırıyorlar. Yakın çevreyi tanıyan güvercinler, dört yönden başlamak üzere gittikçe daha uzaktan bırakılıyorlar. Yarışlar sayesinde daha da uzaktan yola çıkıyorlar. Antrenmanda alışıyorlar zaten. Bir kuşu direkt Malatya'dan atsan gelmez. Adapazarı, Bolu, Gerede, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya. Etap etap gidiyor bu kuşlar oralara. Tabii bunların iyileri geliyor, öbürleri yolda kalıyorlar. Son yarışa aynı bu bir ay içerisinde belirli koruyucu ilaçları vardır bunlar. Yani 2,5 litre suya bir poşet. Ondan sonra aradan bir gün geçer başka bir nefes yolları ile ilgili. Kuş devamlı bir efor sarf ediyor. Ciğeri, sağlığı iyi olmayan bir kuş, iyi kuş da olsa gelemez yani. Gücü yetmez, ciğeri yetmez, kondisyonu yetmez. Onların hepsini o kuşa yüklemek, kuşu sağlıklı durumda tutmak lazım ki kuş size isteneni versin. Kuşçuların emekleri karşılıksız kalmıyor. Kuşlarımızı Pınarbaşı'ndan atmışlar. Biraz Malatya'nın gerisi, 700 kilometre. Tabii salan arkadaşlar telefon etti. En son dedi kuşları Ankara'da gördük. Onlar arabayla geliyorlar. Kuşlar da tesadüf Ankara'da görüyorlar. Bir küme. Tabii bizim aklımıza gelmiyor ki günübirlik uçacak kuş İstanbul'a. Çıktık 7-7.30'da tarasadayız bekliyoruz. Karanlık bastı. Bir kaldırdım başımı kuşumu gördüm. Benim ayağım tutmadı. İnanın tutmadı. Karanlığa denk geldim o anda. İşte. Bir hayal. Türkiye çapında. Ki elime ayağım karıştı. Hemen bu arkadaşımın cep telefonunu aradım. Bilgiyim. Kuşum geldi heyecanla. Söyleyemiyorum. Bir de taktikler meselesi var. Güvercinlerin yuvaya dönme arzularını arttırmak için kuşçular bazı yöntemler kullanıyorlar. Bunlardan biri dul kıskandırma yöntemi. Şimdi biz bunları yarış haftası kuşlarımızı ayrı tutuyoruz. Dişi erkek ayrı duruyorlar. Yalnız yarışa vereceğimiz gün dişileri yuvalarına kilitliyoruz. Erkekleri de yuvaya salıyoruz. Dişi yuvada kilitli kalıyor. Erkek de gidiyor ona yanında kur yapıyor. Yarışa sonra erkekleri salmaya koyuyoruz. Yarışa veriyoruz. Dişileri de arkasından dolduruyoruz. Erkek yuvada dişisini zannedip kümese daha çabuk geliyor. O dişi de erkeğini yuvada bildiği için yarışta daha hızlı geliyor. Güvercinlerin yuvalarına daha hızlı dönmelerini sağlamak için kullanılan bir başka yöntem de yavru kıskandırma. 2 günlük de 1 haftalık yavrusu olan dişi güvercinin eşi yani erkeği yarıştan 2 gün önce saklanır. Yarıştan 2 gün önce saklanan erkek dişiyi tek bırakmış olur. Tek kalan dişi yavrusuna daha aşırı bir düşkünlük ve sahiplenme duygusuyla evine çok hızlı bir şekilde döner.
Erkeklere de yavru kıskandırma yöntemi uygulanabilir. Her şey yarışlarda başarılı olabilmek için. Dernekleşme ve bu derneklerin birbirleriyle işbirliği yapmaları sayesinde her yıl iki ayrı klasmanda yarışlar yapılıyor. Çekil buraya. Güvercinlerini bu yarışa sokan herkesin tartışmasız kabul edebileceği sonuçları almak çok önemli. Bu da ancak yarışlarda gönüllü olarak görev alan herkesin son derece titiz ve eşgüdümlü olarak çalışmasıyla mümkün. Çünkü 6000 civarında kuş, 400 kadar da kuşçu yarışıyor ve sonuçlarda saniyelerin rolü var. 204-699. Herkes kuşlarını üye olduğu derneğe teslim ediyor. Her kuşun ayağında kendi künyeleri var. Güvercinlerin bileklerine lastikler takılıyor. Bu lastiklerde bulunan numaralar, künye numaralarının karşısına tek tek kaydediliyor ve kuşlar teslim alınıyor. Kuşlarını teslim eden kuşçu, kuşları ile beraber saatini de teslim ediyor. Her kuşçunun saati tam olarak ayarlanıyor. Yeni saatlerde bu iş daha kolay. Ancak eski mekanik saatler, grup grup herkesin aynı anda saatleri başlatması yoluyla hazırlanıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayarlanan saatler mühürleniyor. Yarışlar için derneklerin daha önceden yapması gereken bir iş de ölçümler. Yarışlara katılan kuşçuların evleriyle kuşların salıverildiği nokta arasındaki kuş uçumu uzaklık ölçülüyor. Yarış sonunda bu mesafe güvercinlerin eve varışlarına kadar geçen süreye bölünerek güvercinlerin hızı hesaplanıyor. En hızlı güvercin yarışın şampiyonu oluyor. Etap etap yapılan yarışlar sonunda genel klasman yapılıyor ve en büyük şampiyon genel klasman sonucu belirleniyor. Çalışmalar geç vakitlere kadar sürüyor. Özcan Çayır! Özcan Çayır! Burada çocuk bekliyor orada. Çocuğu göreyim. İsmet! İsmet gel İsmet! Tek tek bütün dernekleri dolaşan özel kamyona yarışçı güvercinler yükleniyor. Ve kuşlar sonunda yola koyuluyor. Kuşçulara da saatlerini alıp evlerine dönüp beklemek düşüyor. Kuşlar sabah olunca kendileri anlıyor. Hepsi böyle tellere giriyor kendini. Tabii saatte gelince açtığın zaman kapakları bir tane kuş kalmıyor arabanın içinde. Hepsi gökyüzüne çıkıyor. Ve İstanbul'a doğru yol alıyorlar. O görüntüyü görmenizi isterim. Ve yuvaya dönüş başlıyor. Salmayanlara hemen, çıkmayanlara.
Kuşların tahmini dönüş saatleri yaklaşırken heyecan doruğa çıkıyor. Herkes kendi kümesinin başında gökyüzündeki her hareketi takip etmeye başlıyor. Cep telefonları çalışıyor, kuşçular birbirlerini arıyor, gelen olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle de evleri salış noktasına daha yakın olanlardan haber bekleniyor. Kuşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve yarıştan gelir gelmez şuraya iner benim kuşlarım. Buradan ikiliye girer. Ben burada yakalarım kuşu. Zaten o kilitlidir. Oradan lastiğini alıyorum. Saate basıyorum. Kuşların gelmesi yeterli olmuyor. Kümese girmeliler. Ayaklarındaki lastikler hızla çıkarılmalı ve bir an evvel saate basılmalı. Bu o kuşun varış saatini belirliyor. Gel yavrum. Bak içeri girmiyorlar. Yarış böyle kaybediyor. Kuş geliyor, girmiyor. Eğer yarış mesafesi fazla değilse, kuşu yakalamak daha da önem kazanıyor. Bu yarışlarda 6000 kuş birden salınıyor Adapazarı'nda. İlk grup 50 tane kuş İstanbul'a aynı anda giriyor. Bunların aralarındaki birincilik saniyelerle bile belli oluyor. Saniyeler çok önemli. Kırşehir yarışında kuşum geldi, yere indi. Yerden kalkması, kuşun çatıya kalkması, onu aşağıya alana kadar ben orada İstanbul şampiyonluğunu 1 dakikayla kaçırdım. Ama kaybettiğim zaman 4 dakika. Saatlerini dolduran kuşçular doğru bu saatlerin açılacağı ve sonuçların işleneceği merkezin yolunu tutuyorlar. Yine hummalı bir çalışma başlıyor. Her saat açılıyor ve lastiklerdeki numaralara karşı gelen süreler listelere ekleniyor. Bu işlemin yapılması da uzun saatler alıyor. Burada resmi olmayan sonuçlara göre birinci gelen kuş belli oluyor. Kim şampiyon? Arkadaşımız şampiyon. Vallahi mutlu bir duygu. 6000 küsur kuşu geçtim. Mutluyum. Listeler daha sonra bilgisayara işleniyor. Ve hız hesapları yapıldıktan sonra yarışta ilk yüze giren kuşlar açıklanıyor. Bütün etaplar tamamlandığında da genel klasman şampiyonu belli oluyor. Kazanmanın sevinci bu hobinin yakıtını oluşturuyor. Ben gün geldi ağladığım bile oldu kuşu havada görünce. Mesela Kırşehir yarışında bir kuşum birinci oldu. Birinci ve ikinci. O kuşları gördüğümde ben burada bağırınıyordum. Yani o kadar kuşun içinden tutup birinci ikinci gelmesi çok güzel bir şey. Yani verdiğim emeğin karşılığını almak hepsinden güzel bir şey. Şampiyon olursam Altınki'ye yaptıracağım o kuşun kazandığıyla. Üstüne de tamamlayacağım. 2 senedir kızım elinde bir künyesi vardır. Altın künyesi kuşun hediyesidir. Yarışı kazanmasa da güvercinlerin zorlukları aşıp yuvalarına gelmeleri sahiplerine gurur veriyor. Ama benim kuşum yaralı olarak geldi. Yaralı olarak geldiği için benim için o birinci gelen kuştan benim kuşum daha değerli.
benim için. Çünkü aynı kilometreyi uçtular. Benim kuşumun nerede yaralandığı da tabii belli değil. O vaziyette evi bulması benim için daha sevindirici yani. Bazen de şans yardım ediyor. Bizde bakıcı vardı işte, ondan yarışmaya katıldık. O birinci geldi. Biraz da tabii benim şansım var. Yani pazardan aldım. Onun yavrusu tuttu, birinci geldi. Beni bu işe aşıladı. Sonra gittik iyisini aldık. Birincilikler devam etti. İlk birinciliğim öyle şansıdır yani. Kimi kuş destanlaşıyor. Ben yavruyken o maviş dediğim mavi, bunu ben aynı böyle alıştırırken o kuş kaçtı. Kuyrukları yoktu yani. Kuşun kuyruğu da yaklaşık 45 günde büyür. Aşağı yukarı 38-40 gün gezdi, geldi yerini buldu. Ondan sonra tabii alıştı. Ben o senesi onu yarıştırmaya başladım. Kırşehir yarışına verdim bunu. Kırşehir yarışından şu kaba eti dediğimiz göğsünün şurasından bir parçası eksik geldi. Buraya geldiğinde böyle kanlar damlıyordu. Ben onu kudret narıyla o eksik olan yerini doldurdum, iyileştirdim. Bir sonraki yarışa salamadım onu. Ondan sonra bir daha aynı yarış oldu 15 gün sonra. O yarışa verdim, o yarıştan da geldi. Gene yaralı geldi, aynı kuş. 2000 senesinin kart yarışında yarışlara verdik. 90 tane ben kendim kuş salıyorum. 6000 kuşta en yakınına 2-3 dakika fark atarak birinci oldum. Yani kuşun başından geçenlerle başarmış olduğu şeyi göz önüne alırsak, yani çok zorları başardı. İstanbullu kuşçuların bazıları gibi Şenol Şen de Avrupa'dan kuş getirmiş. Bunları ben Belçika'dan getirttirdim. Tabii dergilerden görerek, yani iyi dereceleri yaptığını bilerek sipariş verdik, aldık bu kuşları. Bunlar o kuşların yavruları. Biz burada eğittik bunları. Burada da aynı başarıyı gösterdiler. Bu sene de bu kuştan çok şey bekliyorum. Bu sene Malatya Battal Gazi'yi koparacak. Avrupa'da yapılan yarışlarda genel klasman şampiyonluğunun ödülü bir araba bile olabiliyor. Ayrıca derece alan kuşlar çok değer kazanıyor. Şampiyon olduğu zaman o kuş Avrupa'da 100 bin mark, 50 bin mark, 150 bin mark, o civarda gidiyor. Başarılı kuşların böyle değer kazanması, Türkiye postacılarının da Avrupa çapında kabul görecek bir örgütlenmeye gitme isteklerini arttırmış. Türkiye'de en çok İstanbul'da posta güvercini var. 15 binde 20 bin marka dediğimiz, ayak künyesi dediğimiz takıyoruz. Bugün Belçika'da 400 bin tane marka takılıyor. Belçika dünyanın her ülkesine bu kuşlardan ihraç ediyor, satıyor. Gelir de elde ediyor. Federasyon yok. Aynı başarıyı burada yapmış kuşu 1000 marka bile burada satamıyoruz. Kendimiz bunu ispatlayamıyoruz dışarıya karşı. Kendi aramızda resmi. Ama federasyon olsa, tabii federasyon altında resmiyete girdiği zaman, o zaman Avrupa'da da geçerli sayılmış oluyor. Şu anda bizim federasyon olmamız için bütün evraklarımız tamam ama devletten onay bekliyoruz. Postacıların başarılı kuşları için Avrupa'daki alıcılara ulaşmak istemesi çok anlaşılır. Çünkü yarışlara katılacak kadar çok sayıda kuş beslemek maddi olarak pek de kolay değil. Şenol Şen'in aynı zamanda yarış atı da var. Deri giyim imalatı yapıyor ve satış mağazası var. Ya şimdi kuştan biz bir menfaat beklemiyoruz. Biz bunu zevk için yapıyoruz. Ben kendim derici. İşimiz de müsait olduğu için bakıyoruz ve işimde bizim 6 ay iş var, 6 ay yok. Yani tam da kuşlara uygun. Birinci aydan 6. aya kadar deri işinde iş yok. 6. aydan 12. aya kadar deri işinde iş var. Ve bu zaman içinde ben kuşlarla ilgilenemiyorum. Ama öbür 6 ayda kuşları yarışa çok iyi hazırlıyorum. İşim olmadı yani, işim müsait olduğu için. Mustafa Hayıroğlu hem müteahhitlik yapıyor hem de araba alıp satıyor. Kaç kuşunuz var sizin? 400 tane. Kimi 20 tane besler, kimi 50 tane besler, kimi 100 tane besler. Biz şimdi bu yarış güvercinini beslediğimiz için bunu fazla beslemek zorundayız. Çünkü çok çabuk azalabiliyorlar. Çok çabuk azaldığı zaman da bir sene daha bekliyorsun aynı hayvanı, güvercini üreteyim, bir daha yarışa sokayım diye.
Bu sefer de bir sene daha beklediğin zaman insanın canı sıkılıyor yani. 10 tane 20 tane kuşun olur, bir kötü havaya denk gelirsin, biter. Ondan sonra milleti seyredersin. Seyit Usta, galiba bir tane kaçak var. Koş, 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 koş. Yıldız ailesi daha az kuş besliyor. Ama bu işi beraberce yapıyorlar. Ve bunun için bugünlerde bir başka nedenleri daha var. Aslında oğlum da kuşları. Evet, oğlum kuşlar. Yani eşim kuşçuydu. Eşim daha önce başka güvercinler besliyordu. Ama oğlum posta. Posta hastası. O askere gittiği için anne ne olur ben gelene kadar bak dedi. Ben de bakıyorum. Yani severek bakıyorum. Bir de şimdilik emanet gibi çocuğunun özlemini gideriyorsun onda. Onlara baktıkça asker oğlunu görüyorsun. Eyvah, şimdi bizim hanımın da ağlamaya başlar. Onun için kuşlar bize bir seneliğine emanet. Evlendiğimizden beri güvercinleri hep vardı. İlk önce hiç istemiyordum. Sonra artık ben de alıştım. Ve hiçbir yere gitmiyor. İşten eve, evden işe. Yani güvercinleri olduğu için. O bir gün geç gelirse ben ertesi gün güvercinleri açmıyorum. Öbürkesi gün muhakkak aynı saatinde geliyor. O zaman yani gitmiyor bir yere. Çoğunu hep evde. Kuş atmaya falan giderse birlikte gidiyoruz. Çocukları da alıyoruz. Küçükken alıyorduk. Artık bizimle pek gelmiyorlar. İkimiz gidiyoruz. Darıca'ya gittik birlikte. Ama çok üzüldüm kuşları attığı zaman. Bu kuşlar nasıl böyle arabanın üstünde dolaştı, döndüler. Ay ağlayacaktım. Demek ki o kadar çok seviyorum. Ay dedim, bir de şimdi bunlar gelmezlerse. Halbuki geldiklerini biliyorum ama şimdi bir hüzün oldu. Geldik, peşimizden geldiler hemen. 35 senedir bir fil kuş besliyorum yani. Kuşçuluğa da tavuk tüylerinden başladım. Günlük hayatında mutluluğu kuşlarla beraber, ailesiyle beraber arayan adama kuşçu derim ben. Yok, ben kuş besliyorum işte şuradadır. Her gün evde karısınla, çocuğunla patırtı yapana ben kuşçu demem. Bir de kavga ettiğim zaman gidip sağda solda hırsını alacağına, çıkıp onların başında yarım saat, bir saat uçurup başında oğlum veya kızım deyip çağırdığın zaman bütün sinirlerim boşalıyor. Patırtın, kütürtün olduğu zaman geliyorsun hanımın veya hanım sen birbirinden özür diledikten sonra bu iş tatlıya bağlanıyor. Evin huzuru da var, şeye de var, her şeyi var. Huzursuz olduğun zaman kuşun bile huzursuz oluyor. Allah kuş gelmiyor hani, kuşmuyor, etmiyor. Al deminden demek ki huzursuz oluyor.